Bir veli paki nihade lütfedip Rabb-ı Celil verdi bir mahdumu mergub kim misali afitap Nuri Ahmet pertevinden halk olan Orhan'ın hak ömrün efzun eylesin hem kendisin Ali Cenab. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Bilin velinin oğluyum hafifsiz kederler içinde. Ulumeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuş da türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum, kuyurmayın anama. El konuşur, sevişirmiş bana ne? Sevdalım, boynuna vebalım. İstanbul'da Boğaz içindeyim. Bir garip Orhan Veli, Veli'nin oğlu, tarifsiz kederler içindeyim. Çağdaş Türk şiirinin büyük ustalarından Orhan Veli Kanık, 1914 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Ankara Gazi İlkokulu'nda yaptı. Daha sonra Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki yüksek öğrenimini yarıda bıraktı. Çeşitli görevlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda memur oldu. Dilimize sayısız klasiğin çevirisini kazandırdı. Yaprak Dergisi'ni yayınladı. 1950 yılında İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde öldü. Esbabını başkasına verdi. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matrasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Götüren kervan. Eski bir şarkı söyleniyor rüzgarda. Duydum ki sevmeyi bilen dudaklarda benim ilahilerim hala okunan. Sular çekilmeye başladı köklerde. Isınmaz mı acaba ellerinde kan? Ah, ne olur bütün güneşler batmadan bir türkü daha söyleyeyim bu yerde. Orhan Veli'nin ilk şiirleri 1936 yılında Varlık Dergisi'nde yayınlandı. Sanatçı bu şiirleriyle halk kalabalıklarının gündelik yaşamasını, gündelikte beliren gizleri, büyüyü dizeleştirmek istedi. O güne kadar insanı aşırı duyarlılıkla yansıtan genel şiir anlayışının dışına düşüyordu bir bakıma şair. Ama kendi çizgisini de hızla kalınlaştırıyordu. Yarın rıhtıma gitmeli. Rönesans çıkacak vakitte. Bakalım nasıl şey Rönesans? Kılığı kıyafeti nasıl? Şık mı? Sünefe mi? Siyasi mi? Bastonu mu var elinde? Yoksa kâküllü bıyıklı hokkabaza mı benziyor? Ambardan mı çıkacak? Kameradan mı? Yoksa ateşçi filan mı? Çalışarak mı geliyor gemide? Orhan Veli'nin şiiri alışılmış duygu birikimlerinin dışındadır. Şair başlangıçta ince gülmeceyle içi dışlı olarak İstanbul Külhan Bey ile Anadolu delikanlısının dünyaya bakışlarını ifade etmek istemiştir. Yerleşik değer ölçülerini inkara yönelerek yalın şiiri aramıştır. Bu duygulanım sonraları hüzünle, kişisel acılarla donanmıştır. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara bir canı hasret? Bilmezler.
Orhan Veli'nin İstanbul türküsü şiiriyle ilgili bir anısına değinmek istiyorum. O şiir yeni yayınlanmıştı. Babam şiirin konusunu bilmiyordu. Sokakta eşi dostu kendisiyle biraz şakalaşmışlar. Mahtım Beyliler yazdı falan şeklinde kendisiyle sohbet etmişler. Bu şakaların da etkisiyle eve döndüğü zaman nerede Orhan dedi baba. Orhan çıktı karşısına. Oğlum sen neler yapmışsın, neler yazmışsın. Bir fakir Orhan Veli'yim, bir garip Orhan Veli'yim, Veli'nin oğluyum demişsin. Fukaralığını gazetelerle herkese ilan ediyorsun. Beni ne karıştırıyorsun, ben hayatımdan memnunum demişti. Bir başka anısı var. Orhan Veli'nin anneme babama gösterdiği aşırı saygıyla ilgili olarak. Babamın yanında hiç sigara içmezdi. Bunu bir kez bile denemedi. Ölümünden birkaç gün evvel, soğuk bir Kasım günü sigara içmek üzere balkona çıkmıştı. Ben hemen arkasından koştum. Dedim ki sen içki içtiğinde, sigara içtiğinde babam biliyor. Niçin burada bu soğukta içiyorsun? Hasta olacaksın. Gel içeride sigara iç. Bu aşırı saygıya da son ver dedim. Baba, Orhan dedi ki sigarayı içmek başka şey, babamın bunu bilmesi başka şey. 70 yaşında adam, 3 günlük ömrü kaldı. Değer mi 70 yaşındaki bir babayı, 3 günlük ömrü kalmış bir babayı bir sigara için kırmak? Bu olaydan birkaç gün sonra kendisi öldü. Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin sandık odalarında. Senin de dükkanın öyle kokar işte. Ablamı tanımazsın. Hürriyette gelin olacaktı. Yaşasaydı. Bu teller onun telleri. Bu duvak onun duvağı işte. Ya bu camlardaki kadınlar? Bu mavi mavi, bu yeşil yeşil fistanlı. Geceleri de ayakta mı dururlar böyle? Ya şu pembe zar gömlek? Onun da bir hikayesi yok mu? Kapalı çarşı deyip de geçme. Kapalı çarşı, kapalı kutu. Edebiyatımızda belki de ilk kez yaşatılmış insandan kurgusal hayattan yaşayan insana soluduğumuz dünyaya açılmıştır. Kısacık ömrüne sığdırdığı bu büyük başarı çağdaş Türk şiirine sayısız imkan kazandırmıştır. Orhan Veli asık yüzlü, gereksiz yere ağır başlı bir şiiri yıkmış, çocuksu özlemlerden kaynaklanan son yaklaşımda kendi olgunluğunu doğada, kalabalıklarda, özgürlükte, tutkuda bulan bir şiir birikimini dile getirmiştir. Akılcı bir yaşama sevgisinin şairi de diyebiliriz onun için. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Pencere, en iyisi pencere. Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa. Dört duvarı göreceğim. Dünyalar vardır düşünemezsiniz. Çiçekler gürültüyle açar. Gürültüyle çıkar duvardan. Ölümünden sonra Orhan Veli'yi şöyle değerlendirmiş büyük hikayecimiz Sait Faik. Bir yerde okumuştum. Bir Fransız gazetecisi birçok sevdiği arkadaşının ölümünden söz açarken bir türlü mazi kipi kullanamıyordu. Onun için bu kipi ben de kullanamıyorum. Hepimizden günün birinde dı, dı diye konuşulurken ondan her zaman halim içinde konuşulacak. Dilimin usta, tatlı, çok az gelmiş şairlerindendir canım Orhan. Ağlasam sesimi duyar mısınız? Mutlularımda. Dokunabilir misiniz? Gözyaşlarıma ellerinizle. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Üçüncüsü sakal diye düşüyor. Kangaman. Evet. Hanginiz bilir benim kadar? Karpuzdan fener yapmasını, sedefle hançerle üstüne Rüzgâr resmi çizmesini, beyin düzmesini, mektup yazmasını, yatmasını, kalkmasını, bunca yılın halimesini, hanginiz bilir benim kadar memnun etmesini, değirmende artmadık biz bu sakalı. Buna Oktay sen halde içerledi. Ben her şeyi zordan biliyorum. Sen de karpuz alıyor demek ki bayılıyor. Kesiyor.
Hanginiz bilir Ziyad'ı? Kartuzun içini yiyip benim gibi Orhan Arkabuğ'undan neler yaptığını bilir. Sonra terbiyesi. Bu sevdiğim şeylerden biri. Garibim. Ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde. Ne de bir tanıdık çehre. Bir prensesi duymaya göreyim. İki gözüm, iki çeşme. Sonra yolculuk. Ne var ki yolculukta? Her sefer, her sefer ağlatır beni. Ben ki yalnızım bu dünyada. Bir sabah kızıllığında yola çıkarım uzun köprüden. Yaylanın atları şıngır mıngır. Arabacım 14 yaşında. Dili diline değer bir tanenin. Çarşaflı ama hafif meşret. Gönlüm şen olmalı değil mi? Nerede? Söyleyeyim ne var bu yolculukta? Sonra gider ayak. Handan hamamdan geçtik. Gün ışığındaki hislerimize razıydık. Saadetinden geçtik. Ümidine razıydık. Hiçbirini bulamadık. Kendimize hüzünler icat ettik. Avunamadık. Yoksa biz bu dünyadan değil miydik? Sonra İstanbul Türküsü diye bir şiir. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Zecinin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Urumeli hisarına oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor, konuyor aman mati kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El kavuşur, sevişirmiş bana ne? Sevdalım boynuna vebalim. İstanbul'da Boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli. Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim. Sonra denizi özleyenler için diye bir şiir. Gemiler geçer rüyalarında. Allı kullu gemiler damların üzerinden. Ben zavallı. Ben yıllardır denize hasret. Bakar bakar ağlarım. Hatırlarım ilk görüşümüz dünyayı, bir midye kabuğunun aralığında. Suların yeşili, göklerin mavisi, lafinaların en harevisi. Hala tuzlu akar kanım, istiridyaların kestiği yerden. Neydi o deli gibi gidişimiz, bembeyaz köpüklerle açıklara. Köpükler ki fena kalpli değil, köpükler ki dudaklara benzer. Köpükler ki insanlarla zinaları ayıp değil. Gemiler geçer rüyalarında. Allı kullu gemiler damların üzerinden. Ben zavallı. Ben yıllardır denize hasret. Bakar bakar ağlarım. ...36 yıllık bir ömürde Orhan Veli Türk şiirini bir dönemece getirmiştir. Sevecenliğin, yalınlığın, gündelik altında tomurcuklanan trajiğin dönemecine. Bütün bunları birdenbire hiç umulmadık patlamalarla yapmıştır. Yaşayarak, pahasını ödeyerek. Her şey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birdenbire oldu. Mavi birdenbire, her şey birdenbire oldu. Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire, yemiş birdenbire oldu. Birdenbire, birdenbire, her şey birdenbire oldu. Kız birdenbire, oğlan birdenbire, yollar, kırlar, kediler, insanlar. Aşk birdenbire oldu, sevinç birdenbire.